Şimdi buna bakalım. Download diyelim. Sabit diskimize kaydedelim. Bulunduğu dizini açalım ve klasörümüze çıkartalım. Buna ne diyelim? Featured diyelim veya style diyelim. Dillerden gelelim buna. Style diyelim. Ctrl X ile keselim bunu buradan. Ve slider klasörümüzün içine yapıştıralım. Bunu da kapatalım. Burayı kapatalım. Burayı refresh edelim ve style geldi. Demo HTML var. Bu demo HTML'i alalım. Index HTML diyelim. Bunu bir açalım. Design moduna geçelim. Ve burada F12 ile bir test edelim. Bakarsak burada üstüne geldiğimiz an değişim sağlanıyor. İkisinin ortasında durduğumuz zaman bazen sistem ikisi arasında tamamen değişiklik sağlıyor bu şekilde. Autoplay disable yapılmış. Window 600 yapılmış burada. Şimdi biz ilk örneği kullanalım. O zaman gelelim kod kısmına. Buradaki H2 ve H3'ü kaldıralım. Pre etiketlerini de kaldıralım. Buradaki H3'ü ve pre'yi kaldıralım. Yine H3 pre var. Bunları kaldıralım. Pre var tekrar. Pre etiketi var. Bunları bir kaldırdık. Başka burada demo 1'i kullanacağız. Demo 2 nerede başlıyor? Demo 2 burada başlıyor. Bu demo 2'yi kaldıralım. İyi dendi ve bir silelim. Ctrl S ile kaydedelim. Bir bakalım şimdi doğru mu yaptık? Evet. Gayet güzel. Şimdi başında bir de H1, H2 var. Bunları kaldıralım buradan. F5 diyelim. Tamam. Şimdi bakalım JavaScript kodlarına. Şimdi bu ikincisi için ikincisini kaldırdık biz. Bakarsak bizim divimiz neymiş? Dash slideshow 1'miş. Burada da bakarsak IDC Dash Show 1'i kullanacağız. Diğer ikinciyi kaldıralım. Ctrl S'te kaydedelim ve F5 diyelim. Bir daha bakalım herhangi bir değişiklik oldu mu? Tamam. Autoplay enable demiş. Yani şu anda autoplay çalışıyor olması lazım. F5 diyelim. Bir bakalım autoplay çalışıyor mu? Evet, autoplay çalıştı. Slide show bit width 800'müş. Biz bunu 980 yapalım. Height'i 249'muş. Bunu 300 yapalım. Thumbnail width 200 demiş. Bunu da 300 yapalım. Time burada time'da 4000 demiş. Biz bunu 1000 yapalım. Şimdi bir bakalım sistem nasıl oldu? Evet, bu şekilde resimlerin genişliği yetmedi. Ama olsun. Biz resimlerimizi yine kendi resimlerimizi de değiştirelim. Hep kullandığımız bu 3D'yi alalım. Kopyalayalım. Ve slider'ın içinde style demiştik. Style'ın içindeki img'ye yapıştıralım. Şimdi F5 diyelim. Bir herhangi bir değişiklik yapmadık. Burada bakarsak tek noktayla birleştirme yapılmış galiba. Directory flash on gif demiş. Biz yine şuradan kendi resimlerimizin isimlerini bir değiştirelim. Bir bakalım. 2 ve 3. 3 dedik. Tamam. Şurayı 1 yapalım. Burayı 2 yapalım. Burayı da 3 yapalım. Bakarsak sistem yine divden dive işliyor. En son divi de kaldıralım. Şimdi F5 dersek bu şekilde
sistem çalıştı. Bizde 3 tane var ama burada bakalım. Evet, burada 4 tane var. Bunu kaldıralım. Şimdi F5 dersek şu an 3 tanesi çalışıyor. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Bakalım. Bizim toplam genişliğimiz kaçtı? 980'di. Thumbnail widthimiz de 300'dü. O zaman biz resimleri 600 piksel olarak değiştirirsek, şuradan gelelim 1, 2 ve şu 3'ü kaldıralım, buradan bir arada durmasın. 1, 2, 3. Bu 3'ünü alırsak ve buraya atarsak genişlikleri 600 piksel olarak ayarlarsak, canvas diyelim, burayı da 600 piksel yapalım, fit canvas diyelim, burayı da 600 piksel yapalım ve fit canvas diyelim. Şimdi burada kaydedelim hepsini bir. Şimdi bakarsak 600 piksel de az geldi. 680 piksel yapmamız lazımdı. Yanlış yaptık. 680 olacak. Ctrl S kaydedelim. Burayı da 680 fit canvas Ctrl S. Burayı da biri kapatmışız. Biri tekrar açalım. 680 fit canvas Ctrl S. Şimdi bakarsak ölçümüz tam olmuştur artık. Evet, bu şekilde farklı bir türden bir slider yapabiliriz. Buraya başlığını yazabiliriz. Örneğin slider veya şöyle yapalım. Görsel TV diyelim. Buna da aynı şekilde ve buna da aynı şekilde. Şimdi burada caption var. Caption'ımızı da düzenleyelim. Şurayı P'nin içine herhangi bir şeyler yazalım. Yine görsel TV yazalım sadece. F5 diyelim. Şimdi bunda yok. Bunda da yok. Caption neden gelmedi? Büyük bir ihtimal aşağıda mı kaldı ki? Bakarsak nerede? Üçüncü resimde caption gelmiş olması lazım. Birinci resimde de caption var ama gelmiyor. Kopyalayalım. Bire bir yapıştıralım. Bizim caption'ımız gelmedi. İlginç. Burada biz herhangi farklı bir şey mi yaptık? Şuradan Görsel TV'den indirilenlere bir gidelim. Ve şu klasörü bir daha çıkaralım, bir bakalım. Biz yanlış bir şeyler mi yaptık? Demo işlemini bir çalıştıralım. Engellenen içeriğe izin verelim. Şu anda çalışıyor. Sayfa kaynağını bir görüntüleyelim şimdi. Burada farklı herhangi bir şey yok ama bizim caption'ımız gelmedi. Bizim büyük bir ihtimal verdiğimiz genişlik ve yükseklikle alakalı bir sıkıntı oldu. Bir bakalım burada. IMG dedi. P position absolute dedi. Background var. Position absolute'u bir kaldıralım. Bit'i bir kaldıralım. Margin, font size, bottom'dan 0 demiş. Bottom'dan 0'ı bir kaldıralım. P gelmedi.
autoplay'i bir iptal edelim. Autoplay disable diyelim. Disable. Şimdi VF5 diyelim. Şimdi bakabiliriz artık rahatlıkla. Div P. P'nin style'ı padding 5 piksel demiş. Margin 0 demiş. Position absolute demiş. Width %100. Bottom'dan 0. Bottom'dan burayı 100 yapalım. 100. Bottom şu an tamamen kayboldu. F5 diyelim tekrar. Ve bottom'dan 100px diyelim. Evet, 100px dediğimizde geldi. O zaman biz burayı 100px yapacağız ama nereden? Hemen bir bakalım. P style position absolute padding 5 piksel. Bunu nereden bulabiliriz? Style CSS'in içinden gelmiyor. JavaScript'in içinden geliyor olması lazım. Şurada Ctrl F ile button'ı bir arattıralım. Button 0 piksel. Evet, bakarsak switch big pg children p demiş. Evet, doğru yerdeyiz şu an. P'leri etkiliyor ve bottom'dan buraya 90 piksel diyelim. Şimdi bakarsak evet şu anda geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Başka burada neler yapılabilir? Örneğin bu renkler değiştirebilir yine. Bunları bir kapatalım. Derin Viewer'a gelelim. Bizim style'a sağ tıklayıp explore diyelim. Burada şunları alalım, bir fireworks'e bir atalım. Bunlar arka planlar. Şimdi bunu bir değiştirelim. Nasıl yapalım? Şuradan gelelim. Oval'den çıkalım. Rectangle tool diyelim. Ve bunu şöyle yapalım. Ve gradient bir renk verelim buna. Siyahtan değil. Kırmızıdan kırmızıya bir geçiş olsun diyelim. Ve buradaki border'ı da yok edelim. Şimdi bu rengi biraz daha koyusunu alalım. Şöyle daha siyaha yakın bir renk alalım. Ctrl S ile kaydedelim. Save JPEG olarak kaydetsin. Şimdi F5 dersek birincisinde gelmeyecektir. İkincisinde gelecektir. Tabii bir de burada border var. Yanılmıyorsam. F12 basalım ve buradan Firebug'a bir bakalım. Text Decoration Position demiş. Lee Style. Element Style'dan gelmiş. Border Bottom, Border Right. Bakarsak evet bir border var burada. O zaman nereden bulabiliriz bunu? Style CSS'inde var mı herhangi bir şey, ona bir bakalım. Style'da bakarsak herhangi bir şey yok. Bütün CSS'ler yine buradan gelmiş. Bir bakarsak burada Slideshow Height Width Lee'leri bulmamız lazım. Lee'ler burada. Padding var. Lee Style var. Başka Find Position Div var burada. Background Text Decoration Now Lee. Evet burada bakarsak Border Bottom 1 piksel demiş. Bunu kaldıralım biz. Bunun içini boşaltalım bir. Şimdi F5 dersek oradaki border gitti. Hepsinde gitmiş olması lazım. Ama ilk başta bir border geliyor. Daha sonra border kayboluyor. Bir yerde daha border var o zaman burada. Border bottom none. Şurada bir border vardı. Bunu bir kaldıralım. Border top. Bunun içini de boşaltalım. Eğer siz buradan rengini de değiştirebilirsiniz. Şu anda sistem bozuldu. Ctrl Z diyelim. Border Top buna
NAND diyelim. Boşalttığımızdan dolayı bozuldu sistem. Evet, boşalttığımızdan dolayı bozulmuş ama hala bir border geliyor burada. Bakalım başka border. Bunu kopyalım. Ctrl F ile border'ı bir arattıralım. Evet, bakarsak yine burada bir border var. Şu an doğru yerde. Lee'nin border'ı bu. Şimdi F5 dersek artık orada border da gelmeyecektir. Başka bu yine yeşil olan kısmı değiştirebiliriz. Fireworks'ı açalım. Flash onu. Bunu rengini ne yapalım? Şöyle bir mavi yapalım. Basit bir şekilde kaba taslak rengini değiştirelim. Daha sonra tekrar kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ctrl S ile kaydedelim. Ve F5 diyerek bir daha F5 diyelim. Evet, şu anda mavi oldu. Bunların renkleri nereden geliyor peki? Yazı rengi. Color yine element style'dan geliyor. Bakarsak background image directory demiş. Tamam. Peki color nereden gelmiş? Now Lee. Now position absolute demiş. Buradan bakalım. Yazı rengi nereden gelmiş? Burada herhangi bir şey yok. Burada sıfır var. Background color'ı siyah demiş. Bu div ile ilgili. Nav'la ilgili bakalım burada. Lee background image directory. Burada color'la ilgili herhangi bir şey yok. Style CSS'de var mıydı? Style CSS'de de olmaması lazım. Şuradan tekrar bakalım. Evet, bakarsak ağların rengine 00 denilmiş. Biz o zaman ağların rengini FFF yaparız. Şimdi bakarsak evet, ağların rengini de düzeltmiş olduk. Şu anda burayı da bu şekilde değiştirdik. Başka herhangi bir şey var mı burada acaba değiştirebileceğimiz? Autoplay time interval resim directory demiş. Slide show height. Bunlar default değerler. Başka da öyle değiştirebileceğimiz herhangi bir şey yok. Artık bunu da tasarlamak size kalmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde burada bırakalım.